São Paulo'dan son günden günaydın. Tekrar geri döner miyim bilmiyorum ama şu an saçı başından alel acele otobüsüme yetişmeye çalışıyorum. Rio'ya gideceğiz. Eren'le beraberiz. Eren beni metroya bıraktı. Kardeşim çok teşekkür ederim şey her şey değil için. Kanka. Harika bir São Paulo turuydu benim için. Tekrar gelsem haberleşiriz. Ama Santos'tan maça gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel olur. Ben de... Sen o maç biletine mutlaka bak, tamam, tamam mı? Ben de çok hiç gitmedim. Gerçekten efsane bir maç. Bir 15-20 gün sonra bir maça gidelim Santos'ta. Gidelim, tamam. İnşallah. Teşekkürler. Hadi. Görüşürüz. Şey değil. Yani. Eyvallah. Biletinizi almış olsanız da işte internetten yine de böyle bir çıktı almanızı tavsiye ederim. Ben aldım tabii ki de ama yine de gittim bilet yerinden aldım. Şimdi bileti gösterip otobüse bineceğiz. Şöyle bir bagaj fişi verdiler. Fişime geldim, oturdum. Küçük çanta abi hayat kurtarır. Küçük çantaya kıymetli şeylerimi koydum ve onu yanıma aldım. Sırt çantama da şey örttüm, yağmurluk örttüm. Sağa solda bir şeyler bulaşmasın diye. Temiz olma ihtimali var ama olmama ihtimali var. Çantam kirlenmesin diye de bunu yapmam gerekti. 6,5 saatlik yolculuk beni bekliyor. Her şey kolay oldu. Kağıdı aldım. Orada internetten de telefondan da gösterebiliyorsunuz. Birçok insan da gösterdi. Pasaportumu iki kez sordular. Bir bu fişi alırken, bir de şimdi girerken tekrar sordular. Yanınızda bulunması gereken şeylerden biri de onlar. Çok gizlemeye çalışmıyor. Çağatay'la ve Hilal'le buluştuk. Şu an YouTube başımıza ötek. Neler geldi? Neler daha dakika bir gol bir. Şimdi Çağatay zaten pimpirikli bir adam olduğu için sürekli başına böyle şeyler geliyor. Tamam mı? Nerede geldi? Başım Allah aşkına. Ondan sonra Çağatay'ın da şanssızlığıyla beraber. Neyse şaka yapıyorum. 30 saat yolculuktan geldiler. Biz de bir taksi için farklı bir yere işaretledi Uber'de Çağatay. Sonrasında biz oraya dönünce iki tane mahallede böyle bir tinerci üzerimize koşmaya başladı. Bir tanesi tinerci, direkt bağıra bağıra. Tinerci olsa iyi. Ya keşke tinerci olsa. Bilmiyorum ne çekiyorlar burada da. Biz öyle saçma sapan bir şey yaşadık şu an. Taksiye 3 katı daha fazla para vererek güvenli bir şekilde kalacağımız yere gidiyoruz. Oldu. Olan oldu yani. Çalışıyorum. Ve dün akşam geldik, yorgun argın bir şekilde burada bir şeyler atıştırdık Çağataylarla beraber. Bugün de artık kahvaltı yapacağız ve Rio'yu da dolaşacak yerlere bakacağız. Ben tabi sabah erken kalkma rutinime devam ediyorum. Bir videoda da nasıl çalıştığımı, yollarda nasıl para kazandığımı da ayrıca anlatacağım. Bugün en büyük problemimiz internette. İnternetimizi bir türlü halledemedik. Yani evin interneti vardı ama biz tabi buna bağlanamadık. Dünden beri evin sahibi olan, Airbnb'den kiraladığımız evin sahibi olan kadın ve başka bir kadın bizle bayağı bir uğraştı. Problem şuymuş, biz modemi açmamışız. Çok küçük böyle telefon modem, sim kartlı modem şeklindeydi. Şarj ışığı yanınca biz çalışıyor ama sinyal gelmiyor sanmıştık. Sonrasında sağ olsun arkadaşım Ömer'i aradım ve o çözdü sorunumuzu. Kaldığımız evi göstereyim, şimdi burada kahvaltı yapacağız. Bu da bizim manzaramız. Az önce şu sahayı yeni boyadılar. Şurada da o bahsedilen dağ falan var. İsa heykeli de şu taraflarda bir yerde ama şu an göremiyorum. Hava çok sisli ve pusluydu. Bugün de birazcık öyle. Yarın daha açık bir hava olursa belki yarın İsa heykelini görmeye gideceğiz. Evet. Hilal canım, toprağım benim. Adapazarlı. Merhaba. Kahvaltı hazırlıyor. Onun canı yumurtalı ekmek istediği için o yaptı kendine. Çağatay da bize şimdi yumurta pişiriyor. Yavrum benim be, Çağatay'dan da... Daha önce yapmamış mıydı? 3 yıl önce, şey pardon, 2-3 yıl önce kampta 2-3 yemeğe elini sürmüştü. Ama teknik olarak yaptı sayılır mı bilmiyorum. Asıl kampçı sizdiniz ya, size bırakın. Yok be, sen bayağı bir biber doğramıştın. Aa yani. Doğru. Evet, menemenin yemeği şeylerini sen doğramıştın. Doğru. Yardım etmiştim. Yumurtalarımız var. Bu Vigor olan tereyağı mı? Evet. Margarin mi? Tereyağı benziyor. Evi göstereyim bize. Şimdi biz birazcık yedik ama şundan bir tane daha vardı. Bir tane de KitKat vardı. Ev sahibi bize şirinlik olsun diye bunu yapmış. Ben de Adapazarı'ndan gelirken marketten bunları almıştım. Tandır, tamek, şey, cevizli sucuk, çerez. Böyle enerjimiz biterse diye. Evimizde böyle bardaklar var, şeyler var. Odaya girmeyeyim. O da klasik bir oda zaten. Aynen. Burası benim yattığım yer. Ben de birazcık dağınım. Şu anda bilgisayarda bir tane de videoyu editliyorum bir yandan da. Buranın paralarını göstereyim size.
şu... Şimdi bir yabancılar buna real diyor. Yerli insanlar da hea istiyor. Yabancılar bunu işte bu 50 real bize göre ama yerliler 50 hea istiyorlar. Böyle paraları şu şekilde hepsinin arkasında böyle hayvanlar falan var. Mesela 5'te karetta karetta var. Altında başka bir şey yazıyor tabi. Bunda leopar var. Değişik bir maymun türü var. Bakayım 10 herhalde ne var. Burada da papağan var. Bu papağan iguazu papağanı. Bozuk paralar da bunlar. Avrupa'daki sentlere benziyor. Bozuk paranın adı da centavos. Banyomuzu göstereyim. Buradaki banyo ilginç. Bu arada ilginç gördüğüm şeylerden de bahsedeceğim size. Bu şeyler dışarıdan değil de içeriden yapmışlar açılmasını. Normalde tuvaletlerin biliyorsunuz dışarıdan açılır şey. Bu bizim çamaşır makinemiz. Böyle bir merdaneli çamaşır makinesi zamanlarını biliyorsunuzdur. Böyle şu an içinde su var. Bunun içine atıyoruz. Sonrasında şuradan çıkıyor. Sabunu şuraya koyuyoruz. Sonrasında da iş bitiyor, çalıştırıyoruz. Duşumuz klasik duş ama şöyle tek taraflı. Çok açarsan soğuk, orta az açarsan sıcak oluyor. Şurada üzerinde de böyle yaz kış herhalde. Inverno Verao bir şey yazıyor ama tam olarak bilmiyorum. Tuvaletler zaten klasik şey yok. Taharet musluğumuz yok. Buraya çok ilginç bir asma şeyi yapmışlar çamaşır kurutma için. Bunları asabiliyorsun çorap vesaire asmak için herhalde. Mutfakta ilginç bulduğum mesela benim en sevdiğim şu bardaklık oldu. Bardak kurutmak için şunu yapmışlar çok güzel. Geri kalan her şey bizdekiler aynı zaten. Ekstra bir şey yok. Birazdan da kahvaltımızı yapacağız. Çay yaptık mı? Su ısıttık mı? Burada. Var orada hemen. Oo tamam. Süper. Çayımız da var kanka. Vallahi yanıma 25'li çay aldım. Ev turumuz da böyleydi. Aşağıda bir de marketimiz var. Marketi de göstereyim size gittiğimizde. Uzman görüşümüzü almaya geldik. Brezilya'da siyah çay bulmak neredeyse imkansızmış. Evet. O yüzden Arjantin'den gelirken sallama çay getirdik. Ben de Türkiye'den getirdim. Bulamam diye. Üstüne dökülecek. Şeyde yok, ben sadece siyah çay aldım yanıma. Böyle bir 25'li bir sallama Lipton aldım. Hı hı. Onun dışında da başka bir şey almadım. Çünkü çay benim için çok önemli. Yani aslında çok önemli olmadığını düşünüyordum. Umarım belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Evet. Ama dünyanın başka yerine gittiğinde o sabah çayı içememe duygusu ya da istediğinde alamama duygusunun ne kadar yakıcı bir şey olduğunu fark ettim. Arıyorsun ister ister. Yani bizim artık şey günümüzün bir parçası ya ve sürekli var ya sanki ona bağımlı değilmişiz gibi hissediyoruz. Hani bağımlılık deyince akla böyle sigara, alkol gibi şeyler geliyor. Böyle onu içmezsem yapamam gibi. Ama bunu sürekli zaten içtiğimiz için bağımlı olduğumuzun farkında değiliz. Ben bir çay bağımlısıyım itiraf ediyorum. Öyleymişim yani. Neyse ki yanımızda bol bol var. Aynen. Biz giderken sana bırakırız. Bırak bırak. Evet. Bunu yurt dışında daha da iyi anlıyor insan. Çay bağımlıları olarak aşağıda toplanalım arkadaşlar. Bunun farkında olmayanlar da yurt dışına çıkarsa fark edeceklerdir. Şu an geldiğimiz yere bakar mısınız? Dünyanın en ünlü plajı Copacabana. Gerçekten eşsiz bir yer. Duygusu inanılmaz. Tabii deniz çok fazla dalgalı olduğu için kimse giremiyor. Herkes azıcık ıslanıp dışarı çıkıyor. Ve güneşleniyor ağırlıklı olarak. Süper bir yerdeyiz ya. İnanamaz. Birazcık da kamerayı gizli tutmaya çalışıyorum. Böyle aşağıdan çekeceğim. İnsanlar güneşleniyorlar. Mükemmel bir ortam ya. Şuraya baksanıza. Hadi bir okyanus ayaklarımızdayız. Evet. Okyanusa yıkadım. Arkadaşlar ben ya Habibi moduna geldim. Başıma güneş geçmesin diye. Şöyle belime kadar bir gireyim diyorum. Tişörtüm umarım ıslanmaz. Aşkım şunları da alır mısın? Şimdi beni alsa götürse
Beni var ya, yani Poseidon gelse çıkaramaz o suda. Çok fena. Buraya sabah serinliğinde gelsek belki sakin olur, giren bilemiyorum. Giren yok zaten. Peki bak. Aynen, hiç kimse girmiyorsa bizim de girmememiz lazım demek ki arkadaşlar. Bir okyanusa da tenimiz değmiş oldu böylelikle. Herkes burada ailece gelmişler. Bireysel gelen arkadaşlar. Birçok şey satılıyor. Copacabana'da squash yapanlarla görüyorum uzaktan. Gerçekten harika bir gündü. Böyle bir sahilde oturduk, dinlendik. Zaten videolarda gördünüz. Çok büyüleyici bir yer. Çok farklı bir atmosfer. Dünya turumun daha ilk günlerinde, yani bugün 6. günümdeyim. Siz de 6. videoyu izliyorsunuz sanırım. Mükemmel bir yerdeyim. Gerçekten dünya turuna çıktığımı hissettiren bir yerdeyim. İnsanlar spor yapıyor, eğleniyor, dans ediyor. Mümkün olduğu kadar güvenli olsun diye gündüz yapıyoruz bu işi. Güneş batar batmaz hemen evimize geçeceğiz. Bizim için çok önemli. Rio'dayız ya, Rio'dayız yani. Gerçekten yani heyecanım çok yüksek. Dünya turumun böyle bir güzel bir günündeyim. Yani inanılmaz derecede mutluyum yani şu an. Sizlere bunu paylaşayım. Daha belki bir yıl, belki daha fazla sürecek. Bu yolculuğun başında daha bu videoyu izliyorsanız benim için çok önemli bir yerdesiniz. Tebrik ederim gerçekten. Benim yanımda olduğunuz için teşekkür ederim aslında. Tebrikten ziyade. İyi ki varsınız. Sonraki videoda Rio'nun en güzel yerlerini görmeye gideceğiz. Çağatay Beylerle beraber. Şimdi bana bu aralar Instagram'dan takip ederken izleyenler varsa eğer, şöyle bir olay oldu. Gittiğim her yeri bir yere benzetiyorlar. Ben de buralarla biraz makara yapıyorum. Burayı da şöyle yapalım, bu videoda da geçsin. Burası da İzmir Kordon'a benziyor diyebiliriz. İzmir Kordon'dayız. Harika bir yer gerçekten. İzmir Kordon'da böyle bir manzara göremeyiz belki ama yine de kumsalı mumsalı her yeri çok ayrı güzel bir yer. Teşekkürler izlediğiniz için. Rio'ya daha bu akşam devam edeceğiz. Bir şeyler daha gösterelim, eve gitmeden önce belki akşam yemeği yeriz. Onu da göstermiş olacağım. Copacabana'ya şurayla veda edelim. Size böyle birazcık Rio sokaklarını gösterelim. Şu an eve dönüyoruz. Sokaklarımız böyle. Gerçekten çok güzel bir şehir ya. São Paulo'da sadece gerildim ve hiç São Paulo'yu sevemedim. Burada böyle parklar, sokaklar, tam böyle bir sahil şehri estantanesi daha fazla var. Yani sahil şehri olmasının verdiği tabii çok güzel yer var. Ama burası Rio'dan 3 kat, São Paulo'dan 3 kat daha tehlikeli olduğunu söylediler. Ama biz tabii ki de yine de gaza gelip çıktık. Yan yana olduğumuz için birazcık da birbirimize güvendik. Gündüz ve kalabalık yerlerde dolaşıyoruz. Ev sahibimize de bu civarı sorduk. Hiçbir problem yaşamayacağımızı söylediler. Burası Copacabana bölgesi. Sokakları şöyle gezdirelim, insanları birazcık görün, burada neler yaşanıyor. Yani benim illa bir şey anlatmama da gerek yok tabi, sadece görseniz bile buraları görmüş kadar olursunuz. Oldukça keyifli yerler, her yerde Brezilya'ya ait içerikler var turistik bölge olmasının şeyiyle. Herkes milletçi olarak bir şeyler satın almayı seviyorlar. Ya böyle hayatımda ilk defa çok fazla uzaktayım. Ve şu an gördüğünüz gibi, ya şu sokağın çaprazlı böyle çizgisi bile hoşuma gidiyor. Umarım sizin için de ilgi çekici oluyordur. Yani 4 tane daha ülkeye gittim ama burası gerçekten hani yürüyüp geri dönemeyeceğim bir yer senin için. Gerçekten uzak oluyor. Ben şu an ilk defa uzaktayım yani. Bugüne kadar gittiğim yerlerin hepsi yürüyüp geri dönebileceğim yerlerde. Kıbrıs hariç oradan yüzmem gereken, burası da Türk toprağı sayılır. Böyle sokaklarımız var bizim. Rio, burası Bora Rio diye söylüyorlar. Rio nehir demek. Janeiro'da, Rio'da Janeiro'da Ocak nehri demek. Janeiro, January İngilizce'deki Ocak anlamına geliyor. Oldukça keyifli bir yer. Buradaki hep böyle tropikal meyveler var.
portakal, asayi, mango, o değişik bir şey var orada. Muzlar falan güzel. Burada muzlar iki ayrılıyor. Yeşil ve sarı muzlar. Sarı muzlar yemelik, yeşil muzlar pişirmelik. Patates gibi kızartarak yiyorlar. Öyle bir olayı var. Yerel neye geldik? Balkan restoranına geldik. Aynen, Balkan'a geldik. Taksim'de 2-1 eşlikten sonra gece gittiğin yere geldik. Ya da Mecidiyeköy'de metro çıkışında sağda hemen. Her şeyden yiyebiliyoruz. 100 gramı ne kadardı? 100 gramı 5 riyal. 6 değil miydi? 5.99 değil miydi? Öyle de olabilir. Olabilir. Ben 5 atıyorum. O civarda. Kara fasulye aldı. Burada şimdi gideceğiz. Şurada tabağımızı tarttıracağız. Tartı var. Ondan sonra ona göre bizim günahımız ortaya çıkacak. Günahımız Sakaryalıyım. Evet. Sakaryalıyım demeden Sakaryalı olduğunu anla. Günahımız ne? Başka yerde denmiyor mu? Bilmem, biz de Sakaryalı söyleyelim. Evet. Çağatay Bey yarım kilo aldı yemeği. Püre mi o? Aşkım, aşkım o ne? Açlıktan çıktı. O nasıl fasulye? Ben fasulye çok sevdim. Annen evde yapmış şey gibi. Tabakta 100 gramı aldı. Çok, bence çok mantıklı bir şey, dağılım değil mi? Çok mantıklı bir öğün kesinlikle. Evet. İstediğini al, hepsinin fiyatının ortalamasını alıp 100 gramını endekslemişler. Bakalım şimdi yemeğe geçeceğiz. Bakalım ben neler alacağım, çok merak ediyorum ne alsam. Benim tabağım 21.90 tuttu, 350 gram. Bayağı yiyormuşuz ya. Benimki de 21.90 tuttu. 350 gramlık yemek almışım. Ben ne aldım ki? Ben pilavı çok koydum. Sen şunu çok aldın. Eti kaldırsan yarım kilo zaten. İnsan gibi yememişim kardeşim ya. Herkes ayıp. Beni gömüyor şu anda. 45 lira mi? Kaç kilo? 200 lira şu tabağın senin. Abartma. 3,5 katı desen? 8 dolar. 8 kere 5, 45. 120 lira. 120 lira. Normal 120 lira böyle tabak yiyemezsin. Benimki ne kadar oluyor? 21.70 lira. Arkadaşlar yanında ekmek vermiyorlar. Yorma. Öyle bir olay. Benimki 21 real tuttu. Yani 70 lira falan bu yemek. Fasulyemiz var. İlk defa yiyeceğim şeyler var bu arada. Şu etleri burada ilk yapıyorlar. Fasulyeyi çok merak ediyorum. Bakayım ne yemeyeceğim. Bildiğim bizim barbunya abi. Lezzetli işte. Barbunya plaki yani. Keyifli bence. 60-65 lira vermiş olduk. Güzel. Öncelikle şu büyük eti merak ediyorum. Biraz fazla, 45 lira. Çünkü biraz fazla koydum. Acıkmış. Benimki... Şöyle bir etimiz benimki var. Az değil ha, 30 lira. Ne et olduğunu hiç bilmiyorum ama. Benim bayağı fazla. O dana eti. Ben özellikle biliyorum. Dana eti. Evet, dana eti. Dana eti, eminim yani. Domuz beyaz oluyor daha çok. Evet, hadi bize afiyet olsun. Şimdi diğer eti deniyorum. O da şöyle bir şey. Yemeği yedik. Üzerine şimdi evimize doğru gidiyoruz. Evimizin olduğu yer şöyle güvenli bir plaza gibi mi desem. İçinde aşağıda dükkanları olan bir bölge. Burada da şu soldaki yerlerden de çıkıp bizim evimize çıkabiliyoruz. Hemen yan tarafımızda ise ileride de marketimiz var. Onu da göstereyim size. Blok D, bizimkisi bu taraf. Blok 3. Burası üzerimiz, şurası da marketimiz. Güzel bir yer. Bugün Rio de Janeiro'daki ilk günümüzdü. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Çağatay'larla beraber daha 6-7 gün daha buradayız. Yarın da çok güzel planlarımız var. Sonraki videoda yarının hikayesini anlatmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao ciao.